Selam aleyküm. Yok yok ben çekmem abi Allah aşkına. Ben bunu fotoğrafından istemem. Sağ olasın teşekkür ederim. Öyle heyecanlı. Kimin ne çektiği var? Haydi, kolay gelsin. 3-2 servera verebilir misiniz acaba? Tamam, kolay gelsin. Servera göremedikleri tamam. Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, milli maçlardan sonra tekrar hafta sonu itibariyle ligler başlayacak. Bu arada iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir tane de kendi evimizde bir hazırlık maçı oynadık. Dolayısıyla hem dakika bulamayan oyuncuları görmek hem de haftayı maç oynamadan geçmem adına iyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu deplasmanda Hatayspor'a karşı oynayacağız. O da bizim gibi bu sene lige yeni çıkan bir takım. İlk 4 haftalık periyotta iyi bir performans gösteren bir takıma karşı oynayacağız. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Dün itibariyle Farnol döndü. Bugün başladı. Novi Kovas var. Bu da yarın öğleden sonra Erzurum'da olacak. O da tabii 7 günde 3 tane çok yüksek tempolu maç oynadı. Bakacağız. Ama sakat Lampa'dan dönmesi bizim için sevindirici. Onu seviniyoruz. Bunun haricinde yine ufak tefek sakatlık problemleri olanlar var. Petrus büyük bir ihtimalle bu hafta bizle birlikte olmayacak. Ayak bileğinde sıkıntısı var. Kaan'ın arka adelesinde problemi var. Ona bakacağız. Ama onun haricinde bütün takım olarak hafta sonunki müsabakaya hazırlıklıyız. Dönüşler bazen her takım için sıkıntılı olabiliyor. Çünkü biz ritmi yakalayan bir takımdık. Doğru gidiyorduk ama bu milli takım arası en azından yenik aramıza katılan ve ufak tefek problemleri olan oyuncuların kendilerini geliştirme adına doğru olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz son süreçte Ricardo katılmıştı bize. Onu da en azından arkadaşlarını tanıma adına işte Leo ile birlikte hem de anlayışımızı onlara aktarma adına doğru bir süreç geçirdik. Ümit ederim bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ortaya koyduğumuz performansın üstüne koyarak yola devam etmek birinci önceliğimiz olacak. Şöyle söyleyeyim, yani Saduk'u hazırlık maçında da oynattık. En azından bir görme adına hala sıkıntıları var. Fiziksel sıkıntının yanında tabii diziyle alakalı problemleri var. Biliyorsunuz diz sakatlıkları öyle çabuk geçen sakatlıklar değil. Ama çok mücadele ediyor geri dönme adına. Onu çok net söyleyeyim. Donald hastalık geçirmişti, geç katılmıştı. Ama her geçen gün üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Muhakkak ki bu uzun süreçte bize çok büyük katkıları olacak. Sadece Donald'ın değil, bütün oyuncuların. Çünkü şöyle 40 haftalık bir periyotta ve özellikle gelecek ay itibariyle çarşamba, pazar, çarşamba araya kupanın da sıkıştığı bir süreçte açıkçası hepsinin hem fiziksel hem zihinsel hazır olmaları bizim için çok önemli ki bunun için uğraşıyoruz. Ricardo kendi takımıyla antrenmanlıydı ama tabii onun da yeni çocuğu olmuştu. Orada bir ara verdi ama geldiği gün itibariyle ve bugün arasında iştahıyla, coşkusuyla, antrenman temposuyla üzerine koyarak devam ediyor. Son oynadığı hazırlık maçında da ondan dolayı oynattık. Fizik olarak ne durumda olduğunu görme adına. Orada da iyi sinyaller verdi. Amacımız bu tür oyuncuları sakatlanmadan hazır hale getirebilmek. Çünkü aşırı yüklemeler zaman zaman sıkıntı da yaratabiliyor. Bugün itibariyle evet oynamaya hazır gibi görünüyor. İnşallah onu da değerlendireceğiz. Çok koyu soruyorum hocam. Sizin istediğiniz seviyeye
geldim aslında. Şöyle söyleyeyim, Sakko bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene itibariyle çalışma imkanı bulduğumuz, geçen seneyle bu sene arasında çok farklılık olduğunu çok açık yürekli ifade edeyim. Hem antrenman temposu, hem iştahı, hem takım içindeki sorumluluğu anlamında muhakkak ki Sokko'da oynadığı son hazırlık müsabakasında iyi bir görüntü verdi. Sonucunda biz takımı kişilere bağlı değil, takım olma hüviyetini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. O da bu mekanizmanın çok önemli bir parçası. Muhakkak ki dakikalar alacak, aldığı dakikalarda da hem takımına hem de kendi performansına çok büyük bir etki edecek diye düşünüyorum. Temennimiz o yani, ama 4 haftalık periyotta da belli bir oyun ritmini yakalamış bir Erzurumspor vardı. Zaman zaman bunlar negatif ve pozitif olarak etki edebiliyor. Ha, şu yönden avantajımız oldu tabii, ufak tefek problemleri olan, evet. Ama bunun yanında da o problemlere başka problemlerin etki ettiği bir süreç yaşadık. Sonucunda mevcut kadromuzla birlikte demin de söze başlarken başında ifade ettiğim gibi dönüşler zaman zaman sıkıntı yaratıyor birçok takıma. Dolayısıyla biz bunu minimize etmek istiyoruz. Artık içeride veya deplasmanda oynamanız çok önem ifade etmiyor. Benim bu söylemimi hep ifade ediyorum, söylüyorum da. Çünkü oraya giderken de tek amacımız kazanmak olacak. Kazanmak odaklı olacağız. Yakaladığımız o oyun coşkusunu, tempomuzu, takım olma olgumuzu daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak tabii. Hem bizim adımıza hem rakip adımıza. En azından bıraktığımız yerden devam etmek en büyük önceliğimiz olacak. Federasyon yeni bir statüde işte statların ufak ufak açılmasını ifade ettiler. İlk etapta localarda %50 oranında bir açıklık getirdiler. Ama tabii demin de ifade ettiğin gibi, senin de sorduğun gibi birçok takımın locaya sahip olmadığı statları da var. Bu handikap mıdır? Handikaptır tabii. Eşit midir? Eşitlik ortaya çok net bir şekilde çıkmıyor. Tabii bunun kararını biz veremeyiz. Federasyon da bu kararı verirken muhakkak ki danıştığı kurumlar var. Sağlık Bakanlığı gibi, Bilim Kurulu gibi. Onların iştirakiyle karar veriyorlar. Ama belli bir süre sonra muhakkak ki localardan statlara dönecektir diye düşünüyorum. Belki oradaki oranı belli bir çerçeveye getirip artık yavaş yavaş statlarda seyirci alımına başlanması futbol adına özlenen bir tablo. İşte dün itibariyle de seyrediyoruz, Avrupa liglerinde seyrediyoruz. Milli maçlar Avrupa liglerinde artık seyirci oranının %30'a kadar çıktığı ülkeler var, müsabakalar var. Ha, belki ilk etapta bizim için belki biraz yüksek olabilir ama en azından %10, %15 gibi rakamlarla tekrar seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz. Çünkü bizim için iç saha avantajı önemli bir avantaj. Bunu daha güçlü kılmak için seyircinin olması çok önemli. Seyircinin de takım üzerindeki etkisi bizim için çok önemli, çok kıymetli. İnşallah tekrar onlarla birlikte müsabaka oynayacağımız sürecin çok uzun kalmadığını düşünüyorum. Kısa bir süre sonra inşallah yine seyircili müsabakalara döneriz. Orta abi, abi siz mi geçtiniz? Abi hoca, bak sahanın her yerinde Thank you.
Evet. 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 Evet.